Stadyuma hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Kadıköy'de derbide kazanan Galatasaray oldu. Mustafa Muhammed, Sarı Kırmızıların yeni transferi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir mücadelesinde penaltıdan ligdeki ilk golünü atmıştı. Bu akşam derbide 54. dakikada skoru belirleyen isim oldu. Ve Sarı Kırmızılılar averajla ligin yeni lideri oldu. Liderlik koltuğuna yükseldi. Fenerbahçe 9 maç sonra kaybetti. Ve Galatasaray üst üste 5. maçını da galibiyetle tamamladı. Aynı zamanda bu zafer, derbi zaferi, tarihi bir zafer oldu Galatasaray adına. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 98'den sonra ilk kez Kadıköy'de kazanmıştı Galatasaray. Üst üste Kadıköy'de ikinci galibiyetini elde etti. 1986-87, 87-88 sezonlarından sonra Galatasaray ilk kez üst üste iki derbi zaferini elde ediyor Fenerbahçe'nin stadında. Bu akşam bu karşılaşmanın özet görüntülerini, detaylarını, pozisyon analizlerini, hakem kararlarını, basın toplantılarını, teknik adamlar ve futbolcuların açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Yorumcularımız Ali Gültiken, Ayhan Akman ve Tümer Metin'le birlikteyiz. Ve hemen bakalım manşetleri, bu derbinin manşetlerini nasıl atacak yorumcularımız. Buyurun Tümer Metin. Mısırlı golcü son sözü söyledi. Ayhan Akman. Galatasaray şampiyonluk ışığını yaktı diyorum. Ayrıyeten Galatasaray santrafını da bir tane santraforu var artık diyorum Galatasaray'ın da. Ali Gültiken. Oyun gücü kazandı diyorum ben. Galatasaray yeni transferleriyle bir başka. Evet. Manşetleri bu şekilde attılar. Sizler de Derbi Stadyum etiketine Twitter'dan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Maçın manşeti, maçta Fenerbahçe'nin en iyi 5 oyuncusu, Galatasaray'ın en iyi 5 oyuncusu, kader anı, hakem kararları hepsini değerlendireceğiz. Sizler de Derbi Stadyum etiketine, voleye ve Instagram'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. İlk olarak da gördüğünüz gibi manşet geldi. Galatasaray Kulübü'nün paylaşımı Kadıköy'deki seyircisiz maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz şeklinde. Fatih Terim'in maç öncesinde seyircisiz oynanıyor ama statta seyirci var. Biz sahaya çıktığımızda küfürler edildi şeklinde bir açıklaması vardı. İlerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili de izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız ve biz maçı yorumlamaya başlayalım. Ayhan Akman, buyurun, söz sizde. Şampiyonluk ışığını yaktı dedim. Onunla hemen akabinde Galatasaray'ın artık bir santroforu var diyorum. Uzun haftalardır Galatasaray Cagne ile oynamak zorunda kaldı. Falcao'suz olmak zorunda kaldı ama şimdi klasik Galatasaray'ın aradığı santroforunu buldu diyorum. Evet, kalitesinde belki çok üst seviye bir kaliteli bir oyuncu değil ama çok çok faydalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Bugün de şunu söylemek lazım, mükemmel bir gol attı. Yani topu kontrolü, topu çalım atışı orada, Serdar oyundan düşürüsü, plasesi mükemmeldi. O yüzden Galatasaray çok doğru bir transfer politikası izlediğini hemen gösterdi bizlere. Oyunun genelinde ilk yarı itibariyle şöyle söylemiştik. Galatasaray topa sahip oluyor, pozisyon bulamıyor. Ama Fenerbahçe'nin de buna karşı sadece kontra atağa dayalı bir oyun sergiliyor. Maçın ikinci yarısı da kısmen böyle geçti ama ikinci yarısı biraz daha oynamaya çalışan gene Galatasaray'dı. Çok güzel bir gol atıldı. Orada gene emeği olan oyuncular var. Emre Kılınç'ın Belanda'nın gene bir emeği var orada. Sonuçta Galatasaray hak ettiği 3 puanı geçen seneden de bıraktığı yerden de devam etti diye söylüyorum. Tümer Metin, devrede ilk analizlerimizi yapmıştık.